hastaneden kaçmış. Baksanıza öfke problemi var. Çünkü seninle bile konuşurken birden yükseliyor. Ya abla yanlış anlama. Sen benim annem babam değilsin. Buradaki insanlar benim annem babam değil. Doğukan hiç benim annem babam değil. Elin çocuğu gelmiş benimle evlenmiş. Anneme bakmak zorunda mısınız siz? Değilsiniz. Bana destek vermek zorunda mısınız? Değilsiniz. Bana kim destek vermek zorunda? Benim annem. Babam varsa babam. Anneannem varsa anneannem. Dedem varsa dedem. Ama neden ben buradayım? Çünkü onlar bana sahip çıkmadığı için. Anneannesi elini ne yapsa İzmir'e geldiler. Anneannesi uçaktan getirdim bize. Bir ay falan kaldılar. Gittik. Nereye gittikse hediyeler, paketler. Dilan ne elini yapsa yok demez. Asla. Annesi böyle anneanne ağzında taşırdı bunu ya. O kadar böyle tutuldu ya. Benim anneannem son model hangi telefon çıkıyorsa gidip onu alıyordu bana. Ben istemiyordum, eski telefonumu alıyordu, gidip yenisiyle değiştiriyordu. Öyle bir insandı. Ya. Ama söz konusu anneannem değil. İşte anneanne rahmetli olunca olan Dilan'a olmuş. Ama anneanne yine anneye değil yengeye emanet etmiş. Bak Dilan'a sen bak demiş. İşte bak ne diyor, yalan söylüyor diyor bana. Benim anneannem kendi yapamıyor ya, yapamadığı için başka yapan da kıskanıyor. Allah. Ona da açtım kapımı, o da baya bende kaldı. Evini getir geçe İzmir'e bundan 3-4 ay önce. Evet. Evimi açtım ev tutana kadar. O çocuklara bile bakamıyor. 2 tane çocuğu keşke evi alsa annem. Ama hasta o, hasta kadın. Rahatsız. Ona nasıl devlet o çocukları veriyor onu bilmiyorum. Ben onu anlıyorum hasta. Rahatsız. Tamam ben de hak veriyorum ama insan bir yerde de der ki ben tedavi olacağım, kurtulacağım ya. Yok kendi yolumu çizeceğim. Evet, kendi çizemiyor, kabul, yolunu kabul çizemiyor. Etmesi lazım. Çizemiyor. Çünkü o bağlandığında dedi ki ben Dilan'ı kucağıma aldığımda 13 yaşındaydım dedi. E kim kendi o yolu seçti yani Sedacığım? O yaşta o kendi anneanne yolu. Baba tarafı en zengin ailenin Adana'da çok zengin bir ailenin torunu. Hı. Sahip çıkmıyorlar baba tarafa. Anneannem ama işte o karar verecek yaşta değil. Kalmış. Şimdi 40 yaşında her şeyin bilincinde yani. Tedavi olmak istiyorum. Atayım. Çocuklarımı başıma topluyorum. Şu an, diyor ev bıraktım diyor şu ya. Şu an için haklısın 40 ama. 40 daha kadar borç bırakmış. Kira, su, elektrik. Bir eski koltuk orada çocukları atmış oraya. Madem öyle. Adam seni döven adam gitti mi? Al kızını başına. Öbür çocuklarını da al. Bu oğlan gitsin çalışsın. Hepinize bakar. Bakacak olursa. Ya da sen de o çocuk bunun kızına çıktığı zaman bak. Hı. İkisi çalışsın size baksınlar. Dilan sen dedin mi annesini tedavi ettirelim diye? Abla benim ben de dedim. Ben de söyledim çok. Hı. Doğukan da dedi. Annemin dişleri yok. Yani yok derken şeyden dolayı yok. Dedi ki dişlerini yaptıracağım. Dedi ki gerekirse seni hastaneye götüreceğim. Yüzündeki lekelerden dolayı cildiye de tedavi gör dedi. Hı. Çok güzel bir kadınsın dedi. Sana hiçbir şey olmasa bile evde otur ben sana evde paketleme işi bulayım keyfin istedikçe yap dedi. Aferin Doğukan. Ne dedi buna? Doğukan para göndermek zorunda değil. Her istediğinde gönderiyordu. Evet. Her istediğinde gönderdi. Her dediğini yaptı ama yine suçlu olan biz olduk. O kadın bizi istemiyor. O kadın o adamla olan kötü hayatı istiyor. Onu seviyor. Alışmış. Allah Allah. Zaten peki bu gözünü mosmor ediyor. Alışmışsa o zaman çekecek onu yaz. Seda amcığım ne yapalım biz ona? Ben kapımı açtım. Evet. 3 ay bende sadece çoluk çocuğunu bıraktı bir tatil gibi bana geldi. 3 ay bende kaldı. El bebek gül bebek. Gördün kızım sen? Bir de ama sana kızdı şimdi. Bana kızdı. Şimdi ben ona da kapıyı açtım. Dilan'ı tuttuğum için kızıyor bana. Kızsın ben Dilan'ı bırakmam. Kusura bakmasın. Efendim Ayşe. Şimdi Dilan'ın annesi sağlıklı düşünemiyor ki Seda Hanım yani evet. Bunları yaparak. Zaten 12 yaşında belki tedaviye başlaması gerekirdi. Ayrıca Dilan'a da kızma sebebi 13 yaşında kucağına almış ya çocukken. Hı. Sanki Dilan dünyaya geldi de onun yüzünden hayatı değişti veya kötü oldu diye. Dilan'a bir hani abartmış olmayayım ama bir kin besliyor olabilir. Hı. O durumda. Ve Dilan'a tebrik ediyorum Dilan'ı. Bu şartlar altında o kadar düzgün yetişmiş, o kadar iyi niyetli ve doğru düzgün bir kız ki gerçekten tebrik ediyorum. Şu çifti mesela normalde ben desteklemem. Fakat ikisini destekliyorum Seda Hanım. Çünkü çok böyle birbirlerine ılımlılar, iyi yaklaşıyorlar. Gerçekten bir şeyin peşinde bunlar. Bunlar gerçekten bir arada kalmak istiyor.
Dilan annen demiş ki, Emine Hanım'ın Dilan üzerinde hiçbir emeği yok. Tabii tabii. Çıkar öyle için diyecek. Orada oturuyor, anlamadım. Bu kadın niye çıkar için diyor? Halüsinasyon mu görüyor? Anlamadım. Çıkar ne demek? Ne çıkar olabilir kadıncağız? Rica ettik, kalktı geldi. Seda abla ben zengin miyim? Benim evim var, arabam mı var, bu kadının benden çıkar olacak. Benim kimse, Allah'tan başka kimse benim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar baktınız Dilan'a? 3-4 sene bendeydi yani. Ben istediğim zaman ben diyorum ya, kapım açık ona. Evet. Ben her zaman söylüyorum. O hani bana yük olmasın diye ara ara gidip iş bulup gidiyorlar. Hani ben de tek çalışıyorum. 4 tane nüfusa bakıyorum evde. Oğlum bir tanesi cezaevinde. Onun da selamı var sana, Ahmet'in Çilek. Allah razı olsun. Cezaevinde. Bütün cezaevindekileri. Evet. Allah Seda ablam geçen görüşüne gittim. Seda ablamın ellerinden öperim dedi. Allah razı olsun. Yani ben de bana yük olmasın diye gidiyor kız. Yoksa benim... Sen de geldin, kapımı size açmadım oğlum? Açtım vallahi, Allah Allah. Ama çok, her şeyimizi beraber oturup... Anne, o geldikten sonra ortalık karıştı. Biz sessiz sedasız yemeğimizi, her şeyimizi yapıyorduk vallahi, oturup. Emine Hanım, her ben şey senin planlı. Aklını takmıyorduk, aklını kakıyorduk. Ay Mustafa. Bir. Evet. Mustafa ve Azra. Mustafa 24 yaşında, Azra 22 yaşında. 2 yıldır sevgililer. Mustafa'nın ailesi... Mustafa'yı beşik kertmesiyle evlendirmek istiyor. Demek ki söz vermişler sen küçükken. Fakat Mustafa Azra ile evlenmek istiyor. Bu yüzden birlikteliklerine en büyük engel iki tarafın ailesi. Mustafa için Azra çünkü mesleğini ve okulunu bırakmış. Ne oldu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hayır. Bunu bugün mü yani, yeri şu an bugün mü? 2 sene sonra mı yani bunu bana söylüyorsun? Ne yapacağımı bilemedim çünkü. Nasıl ne yapacağımı bilemedim ya? Böyle Mustafa'nın şey... ailesi Azra'yı tarzından dolayı yargılıyor. Kılık kıyafetinden dolayı onlara uygun olmadıklarını söylüyor. Yani başından beri evet, başından beri işte piercinglerime, kıyafetlerime, her şeyime karışıyorlardı. Şu an öğrendim. Piercinglerde. Göbeğimde vardı, kaşımda vardı. He, göbeğin onu... açık giyiniyorsun diye evet, de kızıyorlarmış. Evet. Ya meğersem şu an öğrendiğim şeyden dolayı onları bahane edip herhalde büyük ihtimal birlikte olmamızı istemiyorlarmış. Bizim ekip konuşmuş Mustafa'yla. Mustafa da anlatmış. Demiş ki ben aslında beşik kertmesiyle evlendirilmek durumundayım ama Azra'yı seviyor mu demiş. Çocuk bir şey demiyor ki. Sana onun sevgisini söylüyor. Çok seviyorum Seda Hanım. Tamam da bunu ama... şimdi mi söylemesi gerekiyordu ya? Böyle büyük bir şeyi. Bu küçük bir şey mi? Evet, beşik kertmesinden tamam, bahsediyoruz. Haklısın bak. Sonuna kadar haklısın. Evet. Sonundan mı şok oldun Azra? Ben şu an öğreniyorum. Ben şoktayım. Ben ona söyleyemedim Demek Seda ki Hanım. Ailesi 2 senedir o yüzden benim üstüme geliyorlar. Yok şuranda şu var, yok buranda bu var diye. Meğersem beşik kertmesi. Şimdi beşik kertmesi olmasa bile sen demek ki onlara uygun bir gelin adayı değilsin. Bilmiyorum, bence bahane ediyorlardı. Beşik kertmesi. Baskın karaktersin. Bak Mustafa sessiz, sen baskın karakter bir evet, kızsın. Evet. Onun için pek o yöreye uygun bir kız gibi durmuyorsun. Değil mi? Mustafa nasıl olacak bu iş? Ne diyeceksin? Ailelere nasıl anlatacaksın? Ben 3 yaşıma kadar Urfa'daydım. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Yıllar sonra yaşım hani geldiği için ailem sürekli baskı yapmaya başladı. İşte evlen, hani o konuyu açmak için beşik kertme muhabbetini. Evet. Son zamanlarda Azra'yla birlikte olduğum için en son Azra'yı gösterdim. Nasıl işte bu olmaz, biz sana zaten birini bulduk. Beşik kertmen var, illa onunla evleneceksin diye. Sık bahsetmeye başladılar, ne yapacağımı hiç bilmiyorum Seda Hanım. Nasıl duruyorlar? Güzel duruyorlar yan yana. Ama nasıl olacak? Ne oldu Nurhan? Güzel duruyorlar dedi. Vallahi ben çok beğendim. Çok güzeller. Sevgileri de var birbirlerine karşı. Ama beşik kertmesi olayı. Hangi çağda yaşıyoruz? Neredeyiz? Kaçıncı yüzyıldayız? Ben çocuklar birbirini seviyor diye beşik düşünüyorum. Beşik kertmesi demeyelim. Aslında söz vermiş aileler birbirine. Olabilir. Tabii söz diyelim. Hı. Söz. Bilemiyorum. Mustafa'ya bağlı. Mustafa seviyorum diye diretirse olur bu iş. Ben çok seviyorum abla zaten ya. Azra sen ondan ne diyorsun? Ondan başkasını istemiyorum bile. Ben de çok seviyorum ama beşik kertme muhabbeti çok büyük bir durum yani. Evet. Bu çok büyük zarar verecek ilişkimize. Vermez vermez. Seviyorsanız hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz ayol?
Olmaz. Cuma günü burada ortalık yıkıldı ya. Yıkıldı da. Onlar da birbirini çok seviyordu. Ortalık yıkıldı. Numaran gözümüzün doğru önünde. Doğru söylüyorsunuz Seda Hanımcığım. Ben ya fedakarlık yapacağım. Biz ben. İyi olsun istiyoruz evet, ondan. Evet, güzel olsun. Mutlu olsun çocuklarımız diye. Semra'cığım ne olur bu iş olur mu? Bırakır mı aileler? Ya biraz zor görünüyor ama şimdi söz verme olayı da hani Anadolu'da günümüzde hala geçerlilik bir durumu var yani. Var tabii. O yüzden. Aileler birbirine söz evet, verebiliyorlar. Evet var tabii ki. Şimdi aile kendi aileni de çok zor duruma bırakıyorsun Mustafa. Evet. Ne zaman öğrendin bu söz verme olayını? Son 2-3 yıl içerisinde. Hani yaşım peki, geldiğinden dolayı sürekli bir baskı üzerinde. Peki bunu bilebilen için Azra'ya hani anlatmadın başından beri? Korktum abla. Ne diyeceğimi bilemedim ki zaten. Hani tepkisi ne olur, beni bırakır mı, destekler mi, yanımda olur mu? O korkuya ne yapacağımı bilemedim yıllarca yani zaten. Sana daha çok bağlanmadan, sana daha çok aşık olmadan önce söyleseydin her şey kısa sürede bitebilirdi. Yollarımıza bakabilirdik. Ben ne yapacaktım peki tek başıma? Nasıl ne yapacaktım tek başıma derken? Beni bıraktıktan sonra ne olacaktı peki? Ben sana diyorum ki ilk zamanlarda biz 2 yıldır beraberiz değil mi? Evet. Sen de 2 yıl, 3 yıl önce öğrenmişsin bu olayı. Yani birbirimize bağımız artmadan önce, birbirimize olan sevgimiz, aşkımız büyümeden önce bana bunu söyleyebilirdin. Ben de yol yakınken dönebilirdim değil mi? Tabii ki bu sizin derinlemesine konuşacağınız bir durum Azra. Sen de Mustafa için okulunu bırakmışsın. Azra'nın ailesi de buna karşı. Bunu bir konuşun. Çünkü bizim ekip arkadaşlarımız buraya almadan önce konuşuyorlar ayrı ayrı. Demek ki Mustafa da bunu arkadaşlarım da söyledi. Neden? Çünkü yarın bir gün telefona bağlanacaklar ya da ulaşacağız. Bunlar burada ortaya dökülecek diye. Evet, bu konuşmamız gereken bir durum.